Şimdiye kadar incelediğimiz her şeyin ortak bir özelliği var. Canlı değiller. Şimdi ve bu kursun geri kalanında canlı ve yaşayan organizmaları inceliyor olacağız. Biyologlar evrenin yaşamla dolu ve evrenin her yerinde yaşam olduğundan şüpheleniyor ama gerçek şu ki bunu henüz bilmiyoruz. Kesin olarak yaşam olduğundan emin olduğumuz tek yer burası, dünya. O yüzden burada bunu inceliyoruz. Peki yaşam nedir? Yaşamı bu kadar farklı yapan şey nedir? Sezgisel olarak hepimiz az çok yaşamı neyin farklı kıldığını hissedebiliyoruz ama tam olarak saptamak aslında zor. Basit bir karşılaştırma yapmayı deneyelim. İki şeyi, iki büyük şeyi karşılaştıralım. Mesela bir fille dünyayı karşılaştıralım. Tamam mı? Filin hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ama dünyanın da dinamik olduğunu gördük öyle değil mi? Filin büyüdüğünü söyleyebiliriz ama genç dünya bile oluşum sürecinde bir nevi büyüdü. Ya da belki filin tüm canlılar gibi bir amaçla hareket ettiğini söyleyebiliriz. Burada biraz gerçeğe yaklaştığımızdan şüpheleniyorum ama yine de kesinlikle saptamak hala zor. Aslına bakarsanız tüm yaşayan şeylerin ortak niteliklerini inceleyen bir liste yapabiliriz. Onu takiben tüm canlıların sahip olduğu dört temel niteliği anlatacağım sizlere. İlk özelliğe metabolizma diyoruz. Bütün canlı organizmalar hücrelerden oluşur. Tüm hücreler metabolize edilir. Yani şunu demek istiyorum. Dışarıdan enerji ve başka materyaller alarak kendilerinin hayatta kalmalarını ve devamlarını sağlarlar. Bu karmaşık süreç ana molekülde yani DNA'da saklanan komutlarla yürütülür. Kısaca DNA denen deoksiribonükleik asit her hücrede bulunur. İkinci özellik ise homeostaz Biraz karışık bir kelime ama yine de uğraşmaya değer. Homeostaz, tüm hücrelerin ve aslında tüm canlı organizmaların metabolizma aracılığıyla elde ettikleri enerji ve diğer materyalleri kullanarak çevrelerinde meydana gelen küçük değişikliklere sürekli uyum sağlamalarına deniyor. Homeostaz da sonuç olarak DNA'daki komutların uygulanmasıyla yürütülüyor. Üçüncü hayati özellik ise üreme. Homeostazla ne kadar iyi olursa olsun tüm hücreler, tüm canlı organizmalar sonuçta dağılır ve ölürler. Ama tam bu noktada yaşam gerçekten akıllıca bir beceriyle kendini koruyacak bir özellik geliştiriyor. Birey ölmeden önce kendisini ve deneyasını kopyalayabilir ve bu kopyaları etrafa dağıtabilir. Yani birey ölse bile kopyaları yaşamaya devam eder. İşte biz buna üreme diyoruz. Dördüncü özellik adaptasyon. Pek çok nesil boyunca çevre değiştikçe türler de ona uyum sağlar, çeşitlenir ve yavaş yavaş değişir. Aslında bunu tuhaf bir şekilde DNA kopyalanırken oluşan hatalar sayesinde yaparlar. Nadiren de olsa DNA da hata yapar. Kopyalama işlemi ettiğinden böyle bir şey olduğunda metabolizmaya sahip homeostaz ve üreme yapabilen yeni bir versiyon ortaya çıkar. Buna yeni bir tür meydana gelir de diyebiliriz. Sanki DNA bir nevi yavaşça yeni ortamlarda yeni şeyler yapabilen yeni bir tür yapmayı öğreniyor ve böylelikle şu an çevremizdeki inanılmaz canlı çeşitliliği oluşuyor. Böyle de diyebiliriz. Metabolizma, homeostaz, üreme ve adaptasyon birbirini destekliyor ve birbirleriyle işbirliği içinde çalışıyorlar. Metabolizma homeostazın az ama sürekli olan değişikliklerini ve üreme için gereken enerjiyi sağlıyor. Adaptasyon ise gelişimin anahtarı olan türlerin zaman içinde çevre değiştikçe daha büyük değişiklikler yapmalarını sağlar. Homeostaz ve adaptasyon birlikte hayatın neden hep bir amacının olduğunu bize açıklar. Çünkü yaşam sanki çevreye karşı bir şekilde direniyor. Bildiğimiz kadarıyla sadece canlı varlıklar bu sözünü ettiğimiz dört niteliğin tümüne birden sahip olur. Peki onları bir arada tutan, birbirine bağlayan şey ne? Bunun cevabı DNA dediğimiz inanılmaz molekül. DNA'nın yaşamı tanımlayan dört temel niteliğin her birinde önemli bir rolü olduğunu görmüştük. İyi de bu nasıl işliyor ve nasıl oluşuyor? DNA'yı anlamanın en iyi yolu onu bilgisayarımızdaki yazılım gibi düşünmektir. DNA hücrelere giden ve hücrenin işlevini gerçekleştirmesi için gerekli hayati işi yapan proteini yapmak için gereken talimatları içerir. Ayrıca DNA'nın ve tüm hücrenin üremesi için gereken talimatları da içerir. DNA nasıl düzenlenmiştir? Ve nasıl çalışır? DNA milyarlarca atomdan oluşan oldukça büyük bir moleküldür. İki büyük zincir halinde düzenlenmiştir. Her bir zincirin kolları vardır ve bu kollar yukarıya doğru bir merdiven basamakları gibi birbirine bağlanır. Ortaya çıkan şey bir merdiven gibi görünür. Daha sonra kendi kendine bükülerek bir çift helezon oluşturur ve bu da katlanarak hücrenin merkezinde durur. İşte bu şekilde çalışır. Talimatlar merdivenin kollarında bulunur ve dört harfli özel bir koddan oluşur. Hücrenin içindeki moleküller DNA'ya yaklaşarak önemli bölümü açar. Kodu okur ve sonra hücreye geri dönerek DNA'nın onlardan yapmalarını istedikleri şeyler için gerekli proteinler üretirler. DNA aynı zamanda kendini de kopyalıyor. Diyebilir. İşte bu şekilde işliyor. Merdivenin iki bölümü ayrılıyor ve her bir kol etrafındaki kimyasal yığınına dalarak eşini buluyor. Sonunda birbirinin aynı bir çift DNA dizisine sahip oluyoruz. DNA bu şekilde kendi kendini kopyalıyor işte. Aslında tüm canlı organizmalarda üremenin temeli de budur. DNA günümüzdeki yaşamın işleyişini anlamamızdaki temeli oluşturuyor. Ancak daha 19. yüzyılda İngiliz doğa bilimci Charles Darwin değişikliklerin nasıl meydana geldiğini ve yaşamın nasıl evrildiği ile ilgili geniş bir açıklama oluşturmuştu. Darwin'den önce çoğu doğa bilimci türlerin sabit olduğuna ve zamanla değişmediğine inanıyordu. Ancak bazıları fosiller üzerinde çalışmıştı ve bu da aslında türlerin zaman içinde değiştiği anlamına geliyordu. Ancak asıl soru şuydu: Nasıl? Darwin'in çözmeye çalıştığı soru da buydu. Darwin, hayvan yetiştiricilerinin türleri sadece birkaç nesil gibi kısa bir sürede değiştirebildiklerini biliyordu. Bunu yapmalarının yolu da hangi bireylerin üreyip hangilerinin üremeyeceğinin seçilmesiydi. Eğer şişman koyunların üremesini istiyorsanız zayıf koyunların üremesine engel olursunuz. Böylelikle son derece çabuk bir şekilde bir hayvanı ya da türü değiştirebilirsiniz. Darwin doğal hayatta da buna çok benzer bir şeyin olduğunu fark etti. Sanki doğanın kendisi hangi bireylerin üreyip üremeyeceğini seçiyor gibi. Örneğin bir kartalı ele alalım. Son derece iyi görme yeteneği olan bir kartal düşünelim. Bu sayede çok miktarda yiyecek bulabilecek ve üreyebilecek. Şimdi bir de görme yeteneği çok zayıf olan bir kartal hayal edelim. Yiyecek için gerçekten çok çabalaması gerekiyor ve üreme şansı da son derece düşük. Bu şu anlama geliyor. İyi görebilen kartal daha çok yavruya sahip olacak ve yavaş yavaş zamanla onun özellikleri giderek daha yaygın hale gelecek ve o gruptaki kuşlar değişerek hepsi iyi görebilen kartal gibi olacaklar. Darwin bunun milyonlarca nesil boyunca tekrarlandığını düşünerek yaşamı değiştiren mekanizmanın bu olduğunun farkına vardı. Doğa hangi bireylerin çoğalacağını seçiyor. Bu mekanizmaya doğal seçilim adını verdi. Hatta bunun yaşamın evriminde anahtar rolüne sahip olduğunu anladı. Bu görüşe göre evrim sonu olmayan bir süreç çünkü çevre değiştikçe türler de değişmeye devam ediyor. Yani bunun bir sonu yok. Darwin bu teoriyle ilk ortaya çıktığında 19. yüzyıl İngiltere'sinde ciddi miktarda şüpheyle karşılanmıştı. Aslında pek çok kanıtla birlikte ortaya çıkmıştı fakat bunlar yeterli değildi ve bazı şeyleri o zamanlarda tam olarak anlamamıştı. Örneğin DNA'nın rolü hakkında hiçbir fikri yoktu. O zamandan bugüne bu teoriyi güçlendiren yeni birçok kanıt ortaya çıktı ve bugün bu teori modern biyolojideki en baskın düşünce. Mesela önce Darwin'in de ulaşabildiği kanıtları inceleyebilirsiniz. Bunu yapmanın en önemli yolu onun yazdığı kitap türlerin kökenini okumaktır. Bu son derece rahat okunabilir bir kitap, bir klasik ve gerçekten okumaya değer. Ardından daha sonra bulunmuş kanıtlara bakabilirsiniz. Bunu yapmak Darwin'in düşüncelerini anlamayabilirsiniz açısından çok önemlidir Çünkü bize DNA'nın nasıl işlediği ilgili modern fikirlerin yanı sıra yaşam ve onun nasıl işlediğini anlamak açısından da yardımcı olabilir